İkinci bebeklerini kucaklarına aldılar Fahriye Evcen ve Burak Özçivit. Evet. Kime benziyor biliyor musunuz? Kime bebek. Benzettin? Fahriye'ye mi, Burak'a mı? İzleyelim mi? İzleyelim. Hadi. İkinci kez anne ve baba olan Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti doğum sonrası ilk kez konuştu. Benim kadar var mı? 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne baba neler söyledi? Sağlığı yerinde, benim de öyle. Evcen doğum anını nasıl anlattı? Karan kardeşini kıskandı mı? Kerem bebek kime benziyor? Evet çok benziyor. Aynen. İşte detaylar. Magazin dünyası ayrılık, entrika ve aşk haberlerinin gölgesinde kalacak değil ya. Sevdiğimiz ünlülerin mutlulukları, aile yaşamları kadar dünyaya getirdikleri çocukları da ilgimizi çekiyor. Aramızda çocuğu olan varsa bilir. 2016 yılında yapımcı Faruk Parlak'la evlenen ünlü oyuncu Burcu Kara, 4 yaşında Ali Çınar adında bir erkek çocuğa sahip. Hamile olduğu öğrenilen Burcu Kara, ikinci çocuğu Can'ı geçtiğimiz günlerde kucağına aldı. Gelecek kuşaklar inşallah bize teşekkür olacak ve çok daha sağlıklı bir dünyada yaşayacaklar. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, Mayıs ayının sonunda oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. ...2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren'le dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına aldı. İnsanlar o kadar büyük bir enerji veriyor ki gerçekten sayısız insan bana teşekkür ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seda Bakan 1 Eylül'de ikinci kızı Leyla'ya kavuştu. Leyla'yı Instagram'da falan paylaşınca da korkuyorum nazardan. 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'yla stil danışmanı Başak Dizer 15 Nisan'da ilk kez anne baba oldular. Bir erkek çocukları olan ünlü çift bebeklerine Kurt Efe adını verdiler. Gupse Özay ile Barış Erduç ilk kez ebeveyn oldu. Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi. Deliha setinde tanışan ikili 2020 yılında evlenmişti. Oyuncu Murat Yıldırım'la Faslı oyuncu İman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi. Çift kızlarına Miray adını verdi. İkinci kez anne ve baba olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla adını verdi. 2008 Türkiye güzeli Leyla Lidya Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi oyuncu Ceyhun Ergin'le 20 Temmuz 2022'de Almanya'da nikah masasına oturmuştu. Çağatay Ulusoy'la oynadığı Deli Bal filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, nikah haberlerinin ardından hamile olduğu iddialarını da doğrulamıştı. Çalıkuşu dizi setinde başlayan aşklarını evlilikleriyle taçlandıran ve 2019 yılında Karan adını verdikleri ilk erkek çocuklarını kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Mutlu çift ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çiftin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almalarının ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ilk kez konuştu. Kerem'le birlikte hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiçeği burnunda anne ve babanın heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı. Merhabalar. Adımı vermem lazım. Hemen. Fahriye Evcen kendisi ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Biz iyiyiz. Çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle. Çok güzel. Kerem bebeğin boyu annesi ve babası gibi olacak. Şimdiden bilgi verildi. Benim kadar var bu. Yeni doğumlarda bebeğin kime benzediği hep merak konusu olur. Anne babadan ortak yanıt gecikmedi. Kerem Karan'a benziyor. Aynı abisi gibi. Evet çok benziyor. Aynen onun bebekliğinde çok benziyor. Karan'ın tepkisi de bu benzetmeyle merak konusu oldu tabii. Karan'ın Kerem bebeği kıskanıp kıskanmamasına açıklık getirildi. Zaten merakla onu bekliyordu. Etkileri nasıl ya? Müthiş. Bizi de şaşırttı açıkçası. Valla çok iyi karşıladı. Hemen böyle bir kıskançlık falan başladı mı? Yoksa hazırladınız mı siz ona? Ya biz önden zaten konuşmuştuk, açıklamıştık ama yok çok olmadı. Yeni baba Özçivit'ten itiraf gecikmiyor.
Fahriye'nin her doğumunda destek oldum. Doğum öncesi sizde süreç nasıl, lan heyecanlı mıydınız? Siz girdiniz mi doğuma, katıldınız mı? Girmez miyim? Öyle bir an kaçar mı? Karan'da da girmiştim. Kerem'de de. Ya, müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Allah analı babalı büyüsün. Amin inşallah. Herkesin dini çok teşekkür ederiz. Taze anne Evcen, Kerem'le doğum anında ilk tanışmasını sesi titreyerek anlattı. Tecrübelisiniz biraz ama. Evet ama ama büyük avantaj oluyor. Tecrübeli. Tecrübeli olmak hem öyle ama her birinde ayrı, ya aynı duyguyu bence herkes yaşar yani. Hani o duyguya alışmak diye bir şey yok, tarifsiz bir şey. Ve geliyoruz Kerem'in doğumuyla akıllara kazınan soruya. Karan'a açılan sosyal medya hesabı Kerem'e de açılacak mı? Çiftten esprili yanıt geldi. Ya da ortak hesap. Olay ilerlemiş artık, ortak hesap. Evet var, ortada benim yok, benim de yok. Son olarak bilindiği üzere yeni doğan bebekleri paylaşmayan anne babalar kervanı oldukça büyük. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de oğulları Karan'da bu yolu izlemişti. Çift Kerem bebeğin fotoğraflarını paylaşacak mı sorularına netlik kazandırdı. Göstermek istemeyelim. Aynen, ilk dönem haklı biraz olarak, değil mi? Kendimizi saklayıp ondan sonra mutlaka görürsünüz zaten. Biz de Beyaz Magazin ailesi olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet, bir de ünlüler dünyasında ilişkiler yürümez derler ama bazı ünlü çiftler mutlu aile tablolarıyla ezberleri bozuyor. Evet. Burak ve Fahriye de olduğu gibi ikinci bebeklerini de kucaklarını aldılar. Hayırlı Allah analı babalı büyütsün. Güzel haberlerini de aldık. Şimdi Karan Özçivit beğeni rekoru kırmıştı ilk paylaşımda, evet. Hatırlıyor musunuz bebeklik, evet, resmi? Evet. Şimdi Kerem de ona çok benziyormuş. Evet. Şimdi öncelikle çok mutlu oldum. Neden diyecek olursak, sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı bir bebek dünyaya geldiği için Allah analı babalı büyütsün inşallah. Şimdi aslında Karan'la bebeğin adı neydi? Kerem. Kerem. Kerem'in araları çok fazla yok. Yani iki çocuk arka arkaya yapmak bence de çok mantıklı. Çünkü bir kere hayatta her şey bizler için ama ben açıkçası çocukların tek büyüdüğüm için kardeşi olmasından yanayımdır. O yüzden de ara çok açılmadan arka arkaya çocuk yapması bence çok doğru olmuş. Bir de bu hani sosyal medya ile ilgili işte Kerem'in de hesabı olacak mı olmayacak mı diye söylemler var. Hı hı. Olması tabii ki çok mantıklı. Çünkü niye? Eğer siz zamanında bu sosyal medya hesaplarını almazsanız, mail adreslerini almazsanız sonra başkaları tarafından bu platformlar işgal ediliyor biliyorsunuz ki. O da çok mantıklı, hmm, geliyor bana. Yani alıp bir tarafa koymakta fayda var. Hmm. O kullanmasalar bile, kullanmasalar bile alıp bir tarafa koy. Çünkü ben bu konuda çok mağduriyet yaşadım mesela. Pınar İlçe'yi dediğin zaman kendime Hotmail alacak, mail alacak yer bulamıyorum, mecra çünkü bulamıyorum. Çünkü senin adına binlerce hesap açılmıştı. Evet, evet, yani ilerisi evet, açısından mantıklı, sıkıntı çıkmaması için çok normal. Bu arada da maşallah 2022 çok verimli bir yıldı. Evet. Herkes doğru. Fazla doğurdu yani. Ünlüler camiasında bilhassa. Hepsine mutluluklar diliyoruz. Hep bütün çocuklarımızı Allah analı babalı bilsin diyoruz. Evet. Tebrik ederiz. Öncelikle bebek sahibi olmak için tedavi gören, bebek sahibi olmak için bekleyen çok kadın var. Onlar da inşallah muratlarına ererler. Amin, amin. İnşallah onlar amin da bebeklerini kucaklarına alırlar. Her yeni doğum bir heyecandır, bir mutluluktur, bir yeni hayattır. Ve o yüzden Fahriye Evcen ile kocasının heyecanlı olması son derece doğal. Ben şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Bu ikide kalır mı yoksa yeni bebekleri de bence daha sonraki bir kızı, yıllarda bir kızı, olur mu? Bir kız isterler. Hmm. Neden soruyorum bunu? Çünkü ekonomik kaygıları yok ve ikisi de çok genç. Olabilir. İşleri güçleri de yolunda. Dediğin gibi o kız da eksik mesela, yani öyle bir şey, bir kız bebeği de olsun isterlerse üçüncü bir bebek de dünyaya gelir. Dört de olsa onlara çok fazla büyük olacağını zannetmiyorum. Şimdi Burak Özçivit Antepli, Antepli aileler kalabalık aile severler. 4-5 yani, evet, imkan olduktan sonra ne kadar büyük mutluluk ya. Geniş bir ailenin annesi olmak, babası olmak değil mi? Yani evet, çok güzel. Önemli olan onlara bakabilmek.
Şimdi bir de şu aklıma geldi. Acaba bu yeni doğan bebeği Kerem'i Karan'la aynı odaya mı yerleştirirler? Yoksa ona ayrı bir oda yaparlar mı? Yok. Yani şimdi yeni bebek, tabii yeni bebek yani her iki saatte bir meme için ağlar, eder, gazı ağlasın olur. Şimdi ama yani Karan'ın da bir düzeni vardır. Yani onun düzenini kıskanır bozmak mı acaba? İstemezler. Ben onu merak ediyorum şimdi. Bence tek çocukken. Doğru ve sağlıklı olanı, yani iki çocuğum olduğu için ve 10 ama senin bir kız yaş, bir erkek. Bir, evet. Kız çocuğa ayrı oda tamam normal ama iki erkek birlikte büyüseler hayır, daha iyi değil mi? Yani birlikte sonra, oynarlar. Sonraki aşamada yapmaları daha mantıklı olur. Öyle Bilal Beyciğim, şimdi bir bebeğin bakımıyla yetişkin bir çocuğun bakımı aynı değil. Aynı olmuyor. Yani yeni doğan bir bebeğin bakımı daha hassas. Bir kere mikrop almaması gerekiyor. Şimdi Karan ne de olsa bir anon sınıfına gidiyor. Ama anne kucağını alacak, yatağını alacak. Yanında kucağını yatarken onu emzirecek yani. Vallahi bile. Anne Karan'ın beşine, Kerem'in beşine yatmayacak ki. Neyse, tabii ki senin de fikri önemli. Şeyi de merak ediyorum ben şimdi. Karan'ın bakıcısı önce yoktu. Annesi kendisi bakıyordu. Sonra bakıcı tuttu dediler. Hatta iki bakıcı tuttu dediler. Şimdi eve iki bakıcı daha mı girecek? Nasıl olacak? Bir oyun şeyi var bildiğim kadarıyla. Hem oyunuyla hem oyunlarıyla hem dersleriyle ilgilenen Karan'ın başında bir yardımcı kadın bir var. Bir abla var herhalde. Bir abla var. Şimdi Kerem için de bir, ya bu da bir maliyet tabii ama onları etkilemez değil mi bu maliyetler? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Etkilemez diyoruz ama inanılmaz pahalı olmuş şimdi artık bakıcıların fiyatı. Yani korkunç. Yani dersin ki Didem, fiyatları sana söylesem biz bu işi söyle bırakalım. Hadi biz canım bu işi bırakalım. Bu işe gidelim başla. Bu işe başlayalım. Bebek bakalım ne kadar, dersin ne kadar, yani. Ne kadar, ne kadar? 100 bin TL. Ne diyorsun sen? Tabii ki. Ne bu aylık mı? Yatılı kalıyorlar aylık, ya. Tabii, yatılı tabii 100 bin lira evet diyor ya. Hem de yeni doğan bebek. Çünkü evet, onlar genelde yeni doğan bebekler hemşiresi. Yeni doğan bebek hemşiresi oluyor onlar ve onlar çok yüksek fiyat oluyor yani. Ve bir şey hatırlattı bana Pınar'cığım. Ağzına sağlık. Bu yeni doğan bebek hemşireliği sosyetede ve ünlüler arasında dediği gibi tabii birkaç isim etrafında dönüyormuş. Onlara çok büyük değer veriyorlarmış. Evet. Ve onların da fiyatları ben 100 bini duymadım ama çok yüksek olduğunu, çok yüksek olduğunu yeni doğan hemşiresi sosyetede ünlüler dünyasında çok revaçta olan o isimlerin ücretlerinde çok yüksek evet, olduğunu evet söylüyorlar, konuşuyorlar. Yani en düşüğü. Hatta şimdi en iyisi diyorlar, en iyisi bu hanımların en iyisi Kıvanç Tatlıtuğ kapmış diyorlar. Birkaç dolar ödüyorlar. Birkaç yerden teklif geliyormuş hanıma, hazır ol doğumumuz olunca falan diye. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeğine bakıyormuş evet diye duydum. Yani çünkü yeni doğan bebeğin bakımı gerçekten çok Fahri zor. Fahriye o kadar para vermez. Vermez. 100 bin lira vermez. Vallahi vermez. Burak çalışıyor, getiriyor eve parayı. Hayatta vermez. Global çalışıyor lira hem de. O çalışıyor ama onlar hep şey atıyorlar. Fahriye yok, 100 bin lira çok. Fahriye Evcen'in yani bildiğim için kadıncağızın. Ya en azının ben 3-4 bin dolardan aşağı olmadığını biliyorum yani. 4 bin dolar evet dediğin zaten 80 bin lira. İşte yani 80-100 bin arası. 80-100 bin lira.